Değerli izleyenler, bu haftada Ebeveynler Soruyor'a hoş geldiniz. Biz bu sezon bir seriye başladık. Daha önce hiç işlemediğimiz konuları ele aldık. Aslında bu konulardan en önemli seri kişilik bozukluklarıydı. Onları tek tek ele aldık, inceledik, konuştuk. Ne yapılabilir, belirtileri nelerdir, kişilerde bu kişilik bozukluklarını nasıl seçebiliriz, nasıl anlayabiliriz ve ardından gelen tedavi süreci nasıl olur, nasıl bir yoldur bu yolda yürümek. Bütün bunları konuşuyoruz tabii ki ve biz şimdi bu sezon bir de daha önce yapmadığımız bir konu bu. Çekingen kişilik bozukluğu. Çekingen kişilik bozukluğunu ele alacağız. Yine bütün detaylarını Dençe bizlerle paylaşacak ama tabii ki yine her hafta olduğu gibi yanında Dençe var. Dençe'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok güzelsin. Renkler sen sana de çok öyle. yakışmış. Teşekkür ediyorum. Şimdi çekingen kişilik bozukluğu deyince nedense bana sanki böyle diğerleri kadar zorlu gibi gelmiyor. Şundan ötürü sanki hissettiğim şu aslında, muhtemelen yanılıyorum da. Diğerlerinde bir etrafa da bir böyle bir çoğunda biraz böyle etrafı da şey yapma, huzursuz eden şeyler oluyor. İster istemez etrafındakiler de hani yoruluyorlar. Evet. Bazı şeylere maruz kalıyorlar. Çünkü bazısında da biraz kendini agresyonla belli ediyor. Ama sanki çekingen de hani böyle kişinin daha çok kendine biraz daha zararı oluyormuş Doğru. gibi bir hissi var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tabii ki bunları ele alacağız. Hemen soruyorum sana, çekingen kişilik bozukluğu nedir ve çekingen kişilikle ne gibi farklılıkları vardır? Şimdi çekingen kişilik bozukluğu, yani daha doğrusu bir kişilik bozukluğu dediğimizde zaten ölçütler bizim için önemli. Sıklığı, şiddeti aslında, hani ne zamandır başladığı, nasıl göründüğü vesaire. O yüzden de hani kişilik bozukluklarında bu hem yaşam boyu gelişim önemli olduğu için hem de bu sıklığı kontrol ettiğimiz için kişilik bozukluğu dendiğinde aslında bunun yoğun yaşandığı, sıklıkla yaşandığı ve semptomların çoğunun karşılandığını düşünüyoruz zaten. Çekingen kişilik bozukluğunun hani belirtilerini düşünecek olursak, şimdi çekingen kişilik bozukluğuna sahip kişiler genellikle ya zaten kişiler arası ilişkilerden bir kaçınma hali içindedirler. İlişkilerden uzak durmak, işte çok böyle içli dışlı olmak istemezler. Kendilerini ifade etmekle ilgili zorluk çekerler ve sürekli bir yetersizlik, sürekli bir hani değerlendirileceklerini düşündükleri için kendilerini ifade etme, ilişki kurabilme, o iletişimi sürdürebilmekle ilgili zorluk yaşarlar aslında. Ve çekingen kişilik bozukluğuna sahip kişiler de İlişkilerden sürekli bir kaçınma içinde olmasına neden olan şey sürekli o ilişkilerden reddedileceğini, eleştirileceğini, beğenilmeyeceğini düşünüyor olmaktan kaynaklıdır. Yani aslında reddedilmeyeceği, eleştirilmeyeceği bir ilişki arar ve ancak bundan emin oldukça ve da buna emin olma çabaları gösterir. Yani böyle reddedilmeyeceğinin garantisini bulursa, işte eleştirilmeyeceğinin emin olursa bu konuyla ilgili o ortama daha rahat adım atabilir ya da o kişiyle daha rahat bir iletişim kurabilir. Ama onun dışında çoğu ilişkilerden kaçınma çok sık görülen bir şeydir. Yakın ilişkilerdir. Yani hani bu ilişkiyi kurabilmiş ve ilişki içinde olduğu kişilerle de yine de kısıtlı bir iletişim vardır. Yani cimridir diyebiliriz iletişim konusunda aslında. Hani böyle daha az konuşur, daha az şey açıklar, çok uzun şeyler açıklamaz. Kısık sesle konuşur, ses tonu kısıktır. Biraz özgüven eksikliği var mı Evet orada? evet yani kendisinde çünkü yapabileceği beceriyle ilgili, ilişki kurmakla ilgili zorluklar hani var. Çünkü kendini yetersiz görüyor aslında. Yanlış yapmaktan endişe duyduğu için. Ama sadece yanlış yapmak değil, ilişkilerde hep bir karşı taraf tarafından beğenilmeyeceğini, eleştirileceğini ve yanlış görüleceğini düşünürler. Yani buradaki asıl etken bir şeyi yanlış yapmaktan çok biri tarafından yanlış görüleceğini düşünüyor olmak. Biri tarafından reddedilecek olmak. Biri tarafından beğenilmeyecek olmak gibi aslında. O yüzden de kişiler arası ilişkiler çekingen kişilik bozukluğuna sahip kişiler için çok daha önemlidir. Şimdi çekingen kişilik bozukluğunun semptomlarına devam edeceğim ama çekingen kişilik bozukluğu sosyal fobiyle çok karıştırılır aslında. Sosyal fobi de performans önemlidir. Yani bir kişinin performansı nasıl yapacağı ile ilgili zorluk yaşar değil mi? Bir sunumu nasıl yapacağı, toplumda nasıl görüneceği, kızaracak mı, rezil mi olacağım, işte beceremeyecek miyim aslında, yaparken terledim mi, belli mi oldum? Daha çok performanstan bir kaçınma ve Biraz daha topluluk önüne çıkmakla evet, ilgili de bir şey. performansı yapmakla ilgili bir zorluk. Ve hani bu performansın olduğu ortamlarda sadece kendini gösterir. Ama çekingen kişilik bozukluğuna sahip bireyler İkili için ilişkilerinde de böyle. evet ve her Herkesle. ortamda aslında sıklıkla görünen, sürekliliği olan ve özellikle ilişkiler içinde kendisini reddedileceğini düşündüğü ve yanlış yapacağını düşündüğü ortamlardan daha çok kaçınmak söz konusu. Birisi daha çok ilişkiken, birisi daha çok performans aslında. O yüzden de birbirinden net bir şekilde böyle ayırabiliriz aslında. Şimdi ben sana devam etmeden hemen bir soru soracağım. Dedin ki
ilişkiye başlama konusunda zorlukları vardır dedi. Çünkü hep beğenilmeyeceklerini düşünürler. Bir de kendilerini tabii bu sebeple de tam ortaya koyamazlar anladığım kadarıyla. Peki başlayan bir ilişkiyi sürdürürken gerçekten hiçbir zaman tam güven hissedemez mi bu kişiler? Yani devam eden, süre gelen diyelim Hep genç yaşta endişe başlayan, hep bir duyarlar. endişe duyarlar. Karşı taraf tarafından da romantik ilişkilerinde hani bir aldatılmak ya da bir şekilde kandırılmak gibi bir kaygıları da var mıdır? Yani böyle kendilerini yetersiz Güvenden çok hani gördüklerinden. dediğim gibi bir reddedilme. Kendilerinden çok. Karşı tarafın bir zorluğundan çok. Şimdi karşı tarafta bir aldatılmada o onu suistimal edecek, yanlış bir şey yapılacak diye düşünüyor. Mesela paranoid kişilik bozukluğunda da hep neyi konuşuyorduk? Karşı taraf ona zarar verecek, yanlış bir şey yapacak. Burada daha çok kişinin kendisiyle ilgili zorluğu vardır. Yani yaptığının beğenilmeyecek. Kendi yaptığıyla ilgili derdi var. Yani karşı tarafın yapacağını güvenmekle ilgili değil aslında. Kendi ne yapsa yanlış olacak. Olumsuz değerlendirilecek. Beğenilmeyecek. Çünkü kendisini şöyle görür. Eksik görür. Kendisini yetersiz görür. Kendisini çirkin görür. Kendisini kötü görür. İtici görür kendisini. Ya ben zaten iticiyim. Ben de ne bulacak ki? Ha bu arada hani belki o Büyük bir şeyle de zorluk bu. sosyal fobikle olan işte ya da çekingen kişilerle olan farkı da şudur. Bu kişiler daha çok kendilerini beğenilmediğini, kendileriyle ilgili hani çirkinlik, hani kötülük ile ilgili zorluklarını yaşayabilirler tabii ki de ama hani bunun bir sıkıntı olduğunu bilirler. Mesela sosyal fobik, ya yüzüm kızarıyor, dayanamıyorum, bunu yapamıyorum. Hani bunu bana bir çözün hani derler. Ama çekingen kişilik bozukluğunda bu kişi bu içgörüye sahip değildir. Zaten böyle değil mi? Hani zaten ben böyle Ben değil zaten miyim? böyle birisiyim. Bu kişinin atıyorum bu Evet. kişiler beni niye zaten çağırsın? Aynen, Ben zaten niye buna layık değilim. sevsin? Aynen, niye beğensin ki? Kendine. Yani zaten niye benimle konuşsun ki? Benim konuşulacak neyim var ki? Benim söyleyecek ne sözüm var ki? Ben zaten nasıl konuşurum ki gibi. O yüzden de bu kişiler mesela meslek hayatlarında Büyük bir da zorluk hep bu. şeydedirler. Hani yeteneklerinin altında bir şey yapmak isterler. Hani ki hani hem Biraz çok üstünü sosyal hissetsinler. hem de çok sosyal ilişki kurmasın, daha az ilişki kursun, işte performans ile ilgili de zorluk yaşamasın, beklenti artmasın diye yeteneklerin altında işler yapmaya çalışırlar. Hatta o iş yerinde statü gereği daha sosyal ilişki yapılması gereken pozisyonlarda varsa özellikle sırf bu yüzden kaçınır ve yapmaz, o alanlara giriş yapmaz. Yani belki çevremizdeki kişileri böyle de takip edebiliriz aslında. Hani bir o kişilerin nasıl bir performansa sahip olabileceğini, nasıl işler yapabileceklerini ya da nasıl yeteneklere sahip olduklarını bazen göremeyebiliriz bizler de çevresindeki kişiler olarak. Çünkü bunu sakladıkları için bu görünmüyor olur. Evet, tabii O doğru. yüzden de hani buralarda çok kaçınmaları mevcuttur. Çünkü dediğim gibi yani hep birinin onu eleştireceği, beğenmeyeceğini düşünür. Ve hep bir kötü, hep bir itici. Yani ben zaten çirkinim, beni niye beğensin ki? Mesela işte bir haksızlığa uğradı. Ne bileyim belki işte patronu yeteri kadar zam yapmadı. Herkese yaptı, onu az yaptı. Gidip bunu konuşamaz mesela. Ben nasıl söylerim ki zaten hani? Ben zaten söyleyemem ki. Ya kötü bir cevap verirse hani. Ya da işte ne bileyim birinden hoşlanıyor, birini beğeniyor. Ben hoşlanıyorum diyemez. Çünkü beni zaten reddeder. Ben zaten sevilebilecek ve beğenebilecek biri değilim ki hani gibi. Ya da bunu nasıl söyleyeceğim ki? Yanlış anlar söylersem. İşte doğru ifade edebilir miyim ki? Ne düşünür ki ben bunu şimdi söylersem gibi bir sürü aslında senaryo kurar. Ve bu kişiyi de zaten işlevselliğini oldukça zorlayan bir şey. Hem ilişkilerde hem mesleki hayatında hem aile ilişkisinde. Evet, şimdi aslında gerçekten bütün detaylarıyla anlattın ama yine de şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi çekingen insanlar vardır elbette ve ergenlik sürecinde birçok kişi de böyle bir süreç yaşar. Çekinmek, işte biraz özgüvensizlik, işte başkalarını kendinden üstün görme, zaten topluluk içinde konuşamama o klasik ama hani birebir ilişkilerinde de bu çekingenliği yaşayan kişiler var. Biz genelde bu tip durumları biz ergenliğe bağlıyoruz yani toplumdaki kişiler olarak. Hani siz belki farklı bir gözle bakıyorsunuz ama bir uzman olarak. Şimdi bu dönemdeki o utangaçlık, çekingenlikle bunun en belirgin farklarını bize özetleyebilir misin? Aslında sıklık, yani çekingen kişilik bozukluğuna sahip bireyler her alanda bu zorluğu zaten yaşarlar. Genel kişiliklerine yansımış bir durum vardır. Yani Yani anne sürekli babalarıyla bile, çekingen. kardeşleriyle Evet. bile Tabii en ki de, tabii ki hayatlarında de en herkesle. yakın Tabii ki oldukları de beğendikleri insanlar. kişiler. Diyorum ya mesela yakın ilişkide olduğu kişiyle bile az konuşur, az açıklar kendini. Yani çok konuşmaz, kısıktır ses tonu hep. Yani kişiliğine yansıyan hep oluşan bir durum vardır. Hani çekingen kişiler bazen bazı ortamlarda daha çok çekinirler. Yani bir hani bir duygu gösterir
verirler aslında orada. Ya da utangaçlık sonuçta bir duygudur. Hı-hı. Yani ne bileyim işte hani çok tanımadığım kalabalık insanlarla dolu bir ortama girdiğimde ve çok büyük bir kalabalığın içinde bir sunum yapmam gerektiğinde utanabilirim, çekinebilirim yani hani bundan. Evet. Belirli ortamı özeldir ama hani insanlarla ilgili şunu söylemem. Kimse zaten beni beğenmeyecek, kimse yapmayacak. Zaten itici görüneceğim, zaten rezil olacağım Hı-hı. değildir. Orada bir duygu gelir ama burada bir kişiliğe yansıyan sürekli kendiliğiyle ilgili bir tasarımı vardır. Yani kendilik tasarımında sürekli kötü, itici, çirkin, beğenilmeyen bir roldedir kendi. O yüzden zaten karşı tarafta sürekli sanki onu eleştirecek gibi düşünür. Hatta bu yüzden eleştiriliğe karşı çok hassastır ve yeni ortamlara, kalabalık ortamlara, hani tanımadığı insanlarla dolu bir ortama girmek de istemez bu arada. Yani mesela gidip bir parti var, bir davet var. O ortamı tanıdığı biri var mı yok mu onun için önemlidir. Hatta tanıdığı biri varsa onu gerçekten kabul eden, rahat hissettiren biri varsa gider. Hani diyorum ya hani garanti almadıkça reddedileceğini o ortama gitmez. Zaten gitmez. Hatta çekingen kişilik bozuna sahip bireyler yeniliklere de karşı dirençlidir. Yeni bir eve taşınmak, yeni bir okula başlamak, yeni bir işe başlamak, yeni bir ülkeye gitmek hani bu konularda çok zorlanırlar. Hatta sadece böyle büyük değişimler değil, yeni bir faaliyet, yeni bir sanat hani bir faaliyet, hani bir hobi, belki yeni bir market hatta hani çok basic yerlerde bile kişiler yeniliklerin içinde daha çok zorlanırlar. O yüzden çok büyük bir fark aslında hani burada bu. Sıklığı, şiddeti ve yıllar ölçütü boyu aslında. Ölçütü, her tabii, ortamda, tabii. Bir her kişilik şekilde bozukları olması. İçin hep şeyi söylüyoruz ya hani yaşam boyu gelişim, çocukluktan başlayan evet. ergenlikte ortaya çıkan ve ergenlikle birlikte yaşam boyu devam eder. Şimdi ergenlikte başlayan çekingenlik hani o şey herkesin onu izliyor olduğunu düşündüğü bir şey var ya hani evet, ayna. Evet. Şimdi orada hani sahnedeymiş gibi hissediyor kendini. Şimdi orada bu ergenlik süresi boyunca kendini gösterir. Sonrasında bir toparlanır. Tabii söner. Ya da beyin deneyimle öğrenir. Deneyimleriyle birlikte aslında bu performansı yapabileceğini, bu ilişkileri kurabileceğini görür ve öğrenir. Ama çekingen kişilik bozukluğu zaten hani ergenlik sonunda 18 yaşında tamamlanıyor diyoruz ya. Evet. Hani zaten bundan sonrası zorluklar başlar. Evet. Son bir soru daha soracağım. Sonra yine sözü sana vereceğim. Her özgüvensiz bireyde çekingen kişilik bozukluğu var diyebilir miyiz? Yok, bu birbirinden çok başka. Kişilik bozukluğu zaten söylediğim gibi yani bir kişilik görüntüsü ve bir ölçütü sıklığı ve yaşam boyu gelişimini görmek zorunda olduğunuz bir şey olduğu için yani bireylerde özgüvenle ilgili eksiklikler olabilir. Hepimizde bazı alanlarımızda da hani zorluklar hani vardır aslında. Ama hani belli bir performansı yapmaya dair bazen hani bu olabilir. Yeni bir şeye başlamakla ilgili ama bu gelişebilir bir şey. Ama hani kişilik bozukluğuna dediğim gibi bu kişiler arası ilişkileri yansıyan, kişiler arası ilişkilerde sürekli kaçınmaya neden olan, yani ilişki kurmak istemez kişi. Yani ilişkiden kaçınır. Şey tabii kurmak istemez, ilişkiden kaçınır. Yani ne bileyim işte bir pizzasını sipariş edemez. Pizzası yanlış gelse söyleyemez. Hani ne bileyim bir iş yerinde diyorum ya hani mesela maaşını herkese yapılır, kendisine yapılmaz. Gidip de soramaz niye bana hani zam yapılmadı her diye. Sanki her söylediği tuhaf karşılanacakmış gibi. Aynen. Her söylediği yani zaten ona yakışmayacakmış gibi, ona uygun değilmiş gibi. Evet, söylerse yanlış bir şey olacakmış gibi. Belki reddedilecek, belki kovulacak, belki işte suistimal edilecek. Yani hep bir şey olacak sonucunda. Hep bir tedirginlik var orada ve hep bir reddedilme korkusu. Tabii tabii, bu yüzden ilişkileri çok zor geçirirler. Etrafındaki insanlar için de tabii ki de zor hani bir durum. Çünkü az konuşan, az iletişim kuran, o ilişkiden kaçınan kişilerle o ilişkiyi sürdürmek de zordur. Ya da ebeveynler için de zordur. Çünkü hani o zorluğu görürler yani hani üzülür, aslında. Tabii ki üzülüyor insan. Çok zor bir durum tabii, buna şahit olmak. Okul hayatı olmak. İçin de aynı şey geçerli. Hani o üzüntüyü yaşarlar ve zorlanırlar gerçekten. İşte o yüzden diyorum ya mesela yenilikler çok zordur. Yeni ortamlara giriyor olmak çok zordur. Hep böyle bir hani hep bir zorluk hani içindedirler. Evet. Şimdi şöyle yapalım mı? Sorularım var tabii. Tamam. Yani bu neden oluyor? Tamam. Bunun kaynağı nedir? Sonrasında gerçekten bu kişilik bozukluğundan kurtulmak, tamamen şifa bulmak mümkün müdür? Etrafındaki insanlara düşen roller nelerdir? Bunları soracağım ama şimdi küçük bir araya gidelim. Tamam. Küçük bir aranın ardından yeniden sohbet etmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
Merhabalar değerli Saat Edi Türk izleyicileri. Ben Gamze, sevgili Nisan. Merhabalar. Gitarda Bora Taş'tan, yine gitarda Siyah Azimzade, bas gitarda Batuhan İdvan Tekin ve davulda Burak Çalıbaşyan sizlerle birlikteyiz. Nisan Özlem Özyapıcı ve Gamze Özdemir'in sunumuyla Rabbin sözlerinin konuşulduğu, ilahiler söyleyerek Rabbin yüceltildiği Yüreğimdeki Ezgi programı her salı saat 20'de sizlerle. Soruyor, kaldığı yerden devam ediyor. Çekingen kişilik bozukluğunu konuşuyoruz. Aslında semptomlarını konuştuk. Kendini nasıl belli eder? Ve hatta birçok farklı şeylerden ayrılan, belki özelliklerden ayrılan, evet, ya da bir kişilik özelliğinden ayrılan belirtilerini de konuştuk, ele aldık. Şimdi tabii ki yine benim merak ettiğim klasik soru. Neden oluyor bu? Yani çevresel faktörler mi? Kendi kişilik yapısının etkisi var mı? Yani neden oluyor bu? Nasıl önüne geçebiliriz ya da? Şimdi genetik faktörler zaten her zamanki gibi mevcut. Hı hı. Tabii ki çevresel faktörler de. Hangisinin daha etkili olduğu bilinmiyor çok hani şey olarak. Bunu bilmemiz çok mümkün değil, hı hı, ama ikiz çalışmaları ikisinin de etkili olduğunu gösteriyor. Toplumun 100 kişiden birinde ya da 0.5 gibi hani böyle belki böyle oranlar var. Hani çekingen kişilik bozukluğunun görülüyor olmasıyla ilgili, sıklıkla ilgili. Genetik ve çevresel faktörler de şöyle. Tabii genetik işte ebeveynlerden birinin de bu kişilik bozukluğuna sahip olması falan önemli. Ya da işte bunu gözlemliyor, görüyor olması. Yani kişilik bozukluğu olmasa bile ebeveynlerinden birinin ya da ikisinin de belki çekingen oluyor olması. Yani özgüven eksikliğinin oluyor olması, çok kendi içlerinde böyle daha fanus içinde büyüyor, çok sosyalleşmeden büyüyor olması gibi etkenler aslında biraz buna sahip yani çekingen kişinin gelişimine katkı sağlayabiliyor. Ama bunların dışında yani bu çevresel ve genetik koşulların dışında böyle çok küçük bir çevrede büyümek bazen, hani çok kapalı bir çevrede büyümek, bazen sosyal ve toplumsal konular da etkili olabiliyor. Ya da kişinin işte belirli bir probleminin oluyor olması, ne bileyim ailede herkesin çok kısa olması, işte kendisiyle ilgili bir eksikliğin oluyor olması gibi, böyle hani bedensel ya da hani belki de hani farklı bir alandaki zorluğu, hani toplumsal, o topluma ait olmayan bir özelliği, belki göç etmiş olması ya da işte hani dinsel, ırksal hani şeyler bazen kişilerde kabul edilmeyi zorlaştırılabiliyor. Ya da dışlanmanın hayatında oluyor olması. Yani çeşitli nedenlerden dolayı, konuşmasından da olabilir, renginden de olabilir.
olabilir. İşte atıyorum hani dininden de olabilir birçok açıdan. Ne yazık ki bazen böyle olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. Bu tarz durumlarda kişilerde böyle bir ortamda büyümek ve bunun etkisine maruz kalmak ya da dışlanmak çekingen kişilik bozukluğuna sahip olmaya neden olabiliyor. Ebeveyn tutumları açısından da şöyle şeyler var, düşünceler var. Ebeveynlerden birinin ya da ikisinin de bazen aşırı otoriter ve eleştirel hani olması, hani birçok yaptığı şeyin beğenmiyor olması, işte cezalandırıcı olması. Biraz yani, eksik hissettiriyor orada bireyi kendine. Aynen, o eleştirel tutuma maruz kalmak, hani kendisinin kabulüyle ilgili ve reddedileceğiyle ilgili zorluklara neden olduğu için kişiler bu nedenlerden dolayı da bu tarz zorluklar geliştirebilirler gerçekten. O yüzden de bu tarz durumlar aslında kişilerin çekingen kişilik bozukluğuna sahip olmasının önünde büyük etkenler. Yani bunların devamlılığı, sıklığı tabii ki de önemli. O yüzden de daha çok ebeveynsel ilişkilerde ve toplumsal süreçlerde bunu uzun süre maruziyeti hesaba katmak lazım gerçekten. Buralarda kişilik bozukluğu gelişebilir. Bir şey daha soracağım. Şimdi mesela diyoruz ya çocukluk döneminde, ergenlik döneminde kişiler utanabilir, çekinebilir vesaire vesaire. Yetişkinlik dönemindeki aynı semptomları mı aramalıyız biz? Biraz yine hani o kırmızı alarma geçmek için. Yani hani bu çekingenliğin sıradan bir çekingenlikten farklı mı olması gerekiyor? Çocuklukta ya da ergenlikte o hep diyoruz ya işte o hamuru kurumadan müdahale edebilmek için. Evet, daha farklı olması lazım. Yani bu senin bahsettiğin yetişkinlik semptom, yetişkinlikte evet, görülen semptomların birçoğu. Evet ama tabii ki de, hani, tabii ki de hani 18 yaşından önce tanı koyamadığımız için yani ona bir kişilik bozukluğu demiyoruz ama işte çekingenlik, işte özgüven eksikliği. Çok yoğun safhadaysa, ilişki kurmakta zorlanılıyorsa ya da işte böyle bir dışlanma, eleştirel tutuma maruz kalma gibi kişinin çocuğun hayatında zorluklar varsa hani böyle destek alınabilir tabii. Yani mesela hani ne bileyim bir anne babanın çocuğa çok eleştirel olduğunu ve çocuğun bu işte kendi performansını göstermek, ilişki kurarken çok zorluk yaşadığını gözlemliyorsa hani bizim çocuk çok çekingen diye bazen çekingen geçer büyüyünce deyip düşünülebiliyor ya. Hani bunlara çok düşünmemek, burada bir destek almak önemli tabii ki de. Yani bu her çekingenlik destek alınacak anlamına gelmiyor. Onun altını çizelim tabii ki de. Hani yaşamını zorlaştıran bir durum varsa ergenlikte de aynı şey geçerli. Çocuklukta da. Yani her çekingenlik ileride çekingen kişilik bozukluğuna dönecek diye bir şey yok. Hani o yüzden illa hamur kurumadan müdahale etmemize gerek yok ama dikkate almak lazım. Yani çocuğun hani ebeveyn desteklediğinde eğer birçok alanda bu zorlukları geçmiyorsa, işlevselliğini bozuyorsa, ilişkilerden kaçınıp yalnızlaştırıyorsa, birçok ortamda ne bileyim hani bu sonuçta bir okulda yeni bir okula geçmesini bile engelleyebilir. Halbuki geçmesi gerekiyordur hani mesela. Hani bu alanlarda zorluklar neden olabilir? Mesela orada peki yetişkinlik sürecini sormuyorum da o küçük yaşta biraz böyle hani bunun belirtileri sezildiği zaman genelde o süreçte o çocuğu nasıl destekliyorsunuz? Yani aslında kendisinin bir şeyleri yapabileceğine mi inandırmaya çalışıyorsunuz? O kafasındaki o tabuyu yıkmak nasıl mümkün? Küçük yaştan bahsediyorum. Yani belki bunu çekingenlik olarak da yanıtlayabilirsin aslında. Özgüvensizlik olarak da yanıtlayabilirsin biraz. Reddedilmeyle ilgili endişesini mi? Reddedilmeyle ilgili endişeyi evet. Çok fazla çekingenliği, kendini hep eksik görme halini, aşırı özgüvensizliği böyle ele alabilirsin. Yani ebeveynlerin aslında burada bence süreci biraz şu açıdan destekli olması lazım. Mesela çocuktan çok büyük beklentilere girmemesi lazım. Yani hani çok büyük şeyler yaptığında alkış değil, çok küçük şeyler yaptığında da biraz destekli olması lazım. Ufak beceriler de evet çok iyi gidiyorsun, hani çok iyi, her şey yolunda gibi belki biraz desteklemek. Küçük görevler vermek. Yani hani işte ne bileyim pizza istemesiyle ilgili, sipariş kendi vermesiyle ilgili, bir şey kendi yapabilir olmasıyla ilgili, kendi öz bakımını kendisi yapabiliyor olmasıyla ilgili. Hani küçük görevlerle aslında o kişinin bunu yapabileceğiyle ilgili. Beyin deneyimle öğrenir ya. Hani deneyimsel şeyler yaşatabilir olmak hani önemli tabii ki de. Hani başlangıçta bu inancı değiştirebiliyor mayı düşünmekten önce ebeveyn olarak belki hani orada ne yapabiliriz, nasıl destek sağlayabiliriz, iyi olabilir. Dediğim gibi yani çok böyle mesela eleştirel tutumdan uzak durmak. Hani niye yapamadın hani değil de mesela hani ne bileyim bir sınavdan düşük not aldı hani çocuk. Hani niye böyle oldu değil de hani evet bunlar olabilir. Hani sen bununla ilgili ne hissediyorsun gibi aslında ona sorular sormak. Daha iyisini tabii ki de yapabilirsin. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı hani diye düşünmek. Ya da işte bir bardağı düşürdü çocuk kırıldı. Hani niye kırdın, nasıl yaparsın bunu değil de evet bardak kırıldı olabilir. Yani bu zaten çok klasik şeyler ama hani söylemeye çalıştığım şey bu küçücük şeylerden bile hani çocuklar endişelenebiliyorlar performanslarıyla ilgili tabii. Ve kendileriyle ilgili. Ya da bu bir ortamda bu olduğunda reddedilecek
edebileceğini, yanlış yaptığı için uzaklaştırılabileceğini düşünebiliyorlar. Hı hı. O yüzden hani bu açılardan destekleyebilir olmak önemli. Ve belki sonrasında da hani işte çocuk hani beni reddedecekler, ben bu ortama girmek istemiyorum, bu doğum gününe gitmek istemiyorum gibi hani tepkiler verdiğinde ebeveyn belki hani ne düşünüyorsun bu ortamda, ne olabileceğini düşünüyorsun gibi. Biraz hani çocuğu hep diyoruz ya düşündürtmek. Hani çocuğun duygularını ve düşüncesini anlamaya çalışmak olabilir. Evet sen böyle düşünüyorsun, senin farkındayım ama hiç böyle bir örnek oldu mu, hiç reddettiler mi? İşte hangi davranışından dolayı böyle olacağını düşünüyorsun gibi. Yani biraz böyle beyin fırtınası yapıp belki hani çocukla hani bu düşünceyi değiştirebilir olmaya çalışabilirler. Ama bu çok yerleşmiş, çok katı ya da etkilenen durumlar varsa burada işte o zaman zaten bir uzman desteği almak hani faydalı olacaktır. Sorunun cevap oldu mu? Evet çok güzel bir cevap oldu. Şimdi aslında ben yetişkin kısmında biraz daha müdahale kısmına geçmek istiyorum ama ondan önce senin bahsetmek istediğim bir şey var mı? Çünkü ben çok çok soru sordum. Yok yani biraz... genel olarak böyle. Yani bu kişilerin hani en önemli ihtiyacı küçük bir çevrede olmaktır. Yani onlar korunaklı hissederler küçük çevrelerde. Bunu sağlamalı mıyız yoksa biraz daha onları... Yok hani... değil sağlamamalıyız. Yani tabii ki de zorlamamalıyız ama küçük küçük de desteklemeliyiz. Evet. Yani tabii, biraz tabii, daha. Tabii. Nasıl ilerliyorsunuz yetişkinlerde? Terapide? Terapi sürecinizde. Şimdi terapide tabii birçok teknik var. Yine dinamik terapi, bilişsel terapi, şema terapi birçok teknik kullanılabiliyor. Yani öncelikle aslında kişinin hayatında bir zorluğa neden olduğunu, işlevselliğini hangi şekilde bozduğunu, ne gibi durumlardan kaçınması olduğuyla ilgili biraz yüzleştirmek gerekiyor aslında. Yani bu kişiler zaten böyle olması gerekiyor gibi bir algıda oldukları için aslında bunun böyle olmadığını biraz gösterebilir olmak. Bunun bir zorluk, hayatlarında belki yapabilecekleri birçok şeyden geri durduklarını, işte yeteneklerini bile belki ortaya koyamadıklarını, belki o ilişkilerde işte hani kaçınması hani normal değil. Hani aslında bunu normalleştiren şeyin kendi endişesi olduğunu hani biraz belirtmek gerekiyor. Yani bunu tabii ki de hani teknikler var çeşitli. Duygusunun ne olduğu, düşüncesinin ne olduğu aslında biraz fark edilerek, kendilik algısının nasıl olduğu hissettirilerek önce biraz aslında bunlar anlaşılıp kişi fark ettikten sonra bunları değişebileceğine dair umutlarla birlikte çalışılmaya başlayabiliyor. Tabii kişinin buraya gelirken, hani terapiye gelirken de sonuçta bir şekilde bir beklentiyle hani geliyor. Bunu farkında olarak da geliyor olması tabii ki de önemli. Ya da belki birinin zoruyla getiriliyor ama işte genelde hani, nasıl gelirler? Yani birinin zoruyla geldikleri de olur ama kendileri de gelebilirler. Çünkü aslında bazen işte bir şeyler yapamıyor olmak gerçekten bir zorluk olabilir hani onlar için. ve bunları bir umut hani aslında. Ya da artık biliyorsunuz işte sosyal medyada da birçok şey bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunabiliyor. Şunu yapabilirsiniz, hani bunu yapabilirsiniz. Bazen daha fazla stres hissedebiliyorlar. Hani bunu yapılmalı ama ben bunu da yapamıyorum, edemiyorum gibi. O da bir sanki başarısızlık gibi dönebilir onlara. O yüzden hani şeyler hani desteklenebiliyor. Hani çok uzun, yani yine tabii ki de kişilik bozuklukları her zaman uzun süreli hani bir yol. Ama hani belki diğer nispeten hani konuştuğumuz daha ağır patolojik hani kişilik bozukluklarına göre hani daha biraz daha evet, çok alt düzey olmadığı için evet daha rahat hani çalışılabilir. Terapide de tabii zorluk yaşayacak çünkü terapist de bir ilişki. Terapide de terapist tarafından da bir reddedilmek. Kendisini açmak tabii belki tabii zor işte nasıl bakıldığı, nasıl görüldüğü. Hani belki benim onu cezalandıracağımı, belki işte ne bileyim yargılayacağımı çok düşünebilir. Hani eksikliklerini anlatmak ve ifade etmekte zorlanabilir. Çok sessiz ve çok az konuştuğu için terapist çok çok büyük bir çaba göstermek zorunda kalabilir onu konuşturmak ki, için. Duyuyorum, evet, o yüzden çaba. De hani biraz bazen çaba gerektiren bir süreç olabiliyor gerçekten. Evet, ama gerçekten aslında bahsettiğin şeyler aşılamayacak şeyler gibi gelmiyor bana. Tabii ki her konuda böyle konuşuyoruz zaten ama aslında o birazcık da farkındalıkla ilgiliymiş gibi geliyor bana. Sanki orada bir şey yıkılsa, bir fark edebilse adımlar atarak olabilirmiş gibi ama tabii ki de kolay değil. Ya şimdi kesinlikle hiçbiri... kişilik bozuklukları bence çok çok zor bir alan. Ve bence çok deneyimli terapistler, çok iyi alınmış eğitimler şart. Çok süpervizyon süreçlerinden geçmek şart. Hani mesleğe ben ilk başladığım zamanlarda, hatta başlamadığımda yüksek lisans yaptığımda kişilik bozuklukların tedavi edilemeyecek bir şey olduğunu biliyordum. İnanabiliyor musun yani? Hani böyle bir süreçten hani geçiyoruz aslında. O zaman deneyim... öyle mi deniyordu? Aslında yoksa şöyle, kişi yani... çok mu büyük geldi sana?
Aslında şöyle yaklaşımları ve eğitimleri aldıktan sonra hani bunu aslında anlıyorsun, çalışabilir olur. Ne yazık ki Türkiye eğitim sisteminde üniversitelerde terapi eğitimini vermedikleri için kişilik bozukluğunun ne olduğu anlatıldığında ve tanı kriterleri konuşulduğunda hani gerçekten o kadar büyük ve o kadar zorlayıcı ve ağır ki hakikaten hani tedavi edilemeyecek bir şeymiş gibi. Mümkün değil gibi hani, evet, ama. Ki bazı tekniklerle çalışılamıyor zaten ve o teknikler konuşulduğunda hakikaten yok ya kişilik bozukluğu tedavi edilecek bir şey değil. Hani hep yaşam boyu devam eder gibi düşünüyorduk hakikaten. Ne zaman yüksek lisansa başladık, ne zaman işte bu alanda eğitimler almaya başladık, işte ne bileyim bilişsel terapiden sonra mesela ben dinamik terapiyle tanıştığımda aslında birazcık daha bu süreçlerle ilgili çalışmaya başladım. Öncesinde çok endişe ettiğim bir alan, hatta çalışmadığım bir alandı bu arada. Çünkü hakikaten yetkinlik çok sıkıntılı ki ben zaten 18 yaş altını çok yani öncesinde altını aldığım için, üstünü almadığım için o yüzden kişilik bozukluklarıyla zaten çalışmıyordum. Ama dinamik terapiyle birlikte şimdi genç erişkinlerle çalışmaya başladığım için hani orada tabii ki de kişilik bozukluklarıyla çalışıyorum ama hakikaten süpervizyon süreci gerekiyor. Tabii. Zorlayıcı bir şey. Her kişilik bozukluğuyla hala çalışmıyorum yani. Hani benim de o alanda çok deneyimim yok. Tabii. Çünkü birazcık daha dediğim gibi hakikaten dinamik terapide de belki EMDR'da da çok ilerlemek, hani çok yetişkinlikle ilgili süreçlere hakim olmak ve uzmanlaşmak gerekiyor. O yüzden çok hani uzman seçerken de çok dikkatli olunması evet, lazım. Evet, kesinlikle alanında tam bir uzman olması gerekiyor. Evet. Bir sürü psikolog var, bir sürü bu konuda uzman olduğunu söyleyen bir kesinlikle sürü kişi ben var. Kesinlikle ben mesela demiştim sana işte hani bir paranoidle hani çalışmam, bir işi narsistle çalışmam benim için çok mümkün değil bu alanda. Evet, evet. Öyle bir vaka hani bir şekilde bana hani yaş küçük olduğunda geldiğinde mi yönlendirmemi yaparım mesela ben. Hani bu da çok önemli. Hani bu alanda hani bu konuda uzman gerçekten birçok hani kişi var çünkü. Sağlıklı olan da o. İyi ki varsınız. Böyle zorlu yollardan geçen kişiler için büyük desteksiniz ve şu anki zaten anlatımlarına bakılırsa da o ilk zamanlar senin ilk zamanlardan beri fikrini nasıl değiştiğini aslında bizle paylaştın. Belki de bizi izleyenler arasında bunun da asla düzelemeyecek bir şey olduğunu düşünen kişiler varsa senin bu cümlelerine bakış açıları değişmiş olabilir. Çünkü gerçekten aslında her şey mümkün tabii ki. Ebeveynlerin sevgileriyle, güç toplamalarıyla, evlatları için bir şekilde zorlu da olsa yolları kat etme hevesleriyle ve arzularıyla birlikte gerçekten her şey mümkün. Zaten uzmanlar da bunun için varlar diyoruz. Ve de İlçe'cim teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da Ebeveynler Soruyoruz sonuna geldik. Yine güzel bir konuyu aslında zor da olsa güzel detaylarla birlikte paylaştık, konuştuk, sonlandırdık. Gelecek hafta başka bir konuyla karşınızda olacağız ama eğer sizin bir konu talebiniz varsa, bir konu arzunuz varsa ya da çok merak ettiğiniz bir soru varsa lütfen bizlere ulaşın, bizlere bildirin. Bizler de mümkün olduğu kadar o konulara öncelik vermeye çalışalım. Değerli izleyenler, gelecek hafta yine aynı saatte ve aynı gün görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. We'll be right back.